Mucit Anne kanalından herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şöyle elimde orta boy bir brokolim var. Çiçeklerinden temizledikten sonra küçük bir tencerenin içerisine aldım. Bu şekilde hemen üzeri geçinceye kadar su dolduracağım. 5 dakika haşlamaya alacağım. Brokollerim haşlanırken ben de havuçlarımı hazırlayacağım. 3 orta boy havucum var. Soyduktan sonra jülyen şeklinde doğruyorum. E, bu şekilde doğramak yerine rendeleyerek de kullanabilirsiniz. Havuçların üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekledikten sonra hafif yumuşayıncaya kadar soteliyorum. Yumuşayan havuçlarımı hemen ocağımdan alacağım ve bir köşede soğumaya bırakacağım. Ben bu arada yoğurtlu sosunu hazırlayacağım. Küçük bir kase ev yoğurdu, 2 yemek kaşığı kadar da süzme yoğurt kullandım. 2 büyük diş sarımsak kullanacağım. Dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Hemen üzerine incecik doğramış olduğum bir demet dereotunu ilave ediyorum. Dereotu yerine maydanoz da kullanabilirsiniz. Hemen şöyle biraz göz kararı kullanıyorum ama bir dolu yemek kaşığı mayonez kullanıyorum. Hemen aklımdayken tuzunu da ilave edeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığının ucuyla damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tuzunu da aldıktan sonra yoğurtlu sosumu bu şekilde hazırlıyorum. uygun bir kasenin ya da servis tabağının içerisine sotelenmiş olan havuçlarımı alıyorum. Şöyle yağ ile birlikte ilave ediyorum. Hemen üzerine suyunu süzdürmüş olduğum brokolilerimi alıyorum. Bir küçük kase haşlanmış olan mısırımı ilave ediyorum. Konserve ya da bu hazır satılanlardan da kullanabilirsiniz ve hemen üzerine hazırlamış olduğum yoğurtlu sosu döküyorum. Ben ev yoğurdu da kullandığım için biraz daha böyle sıvı kıvamda oldu yoğurdum. Tamamen süzme yoğurt kullanırsanız biraz daha böyle katı kıvamda bir sos elde etmiş olursunuz. Hemen karıştırıyorum. Çok lezzetli oluyor bu şekilde inanın mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tam kış sebzeleriyle. Ve hazırladım. Üzerine şöyle biraz da yine haşlanmış olan mısırdan ilave ediyorum. Biraz da pul biber serptikten sonra brokoli salatam servise hazır. Bu şekilde hazırladım. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Mucit Anne kanalına abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.